Çok değerli kardeşlerim, çok değerli annelerim, sizler benden 40 yaş küçük de olsanız benim anamsınız çünkü ümmetime anasınız siz. Allah sizden razı olsun. Bu sözleri dinlediğiniz kardeşiniz uzaktan masa başında pedagoji kitapları okuyarak size bu sözleri söylemedi. Tam 56 senedir Kur'an hafızlığıyla meşgul. Kendisi hafız olmuş, kardeşleri hafız olmuş, onlarca hafız yetiştirmiş, yüzlerce belki binden fazla hafıza danışmanlık yapmış, 100 bin civarında anneye babaya danışmanlığı ulaşmış muhtemel. Bir kardeşiniz olarak tecrübemi söylüyorum. Anlıyorum ki içinizdeki hasret, Kur'an sevdası, mümin çocuk, Mus'ab çocuk, Enes çocuk, Yasir çocuk, Üsame çocuk, Aişe çocuk, Asiye çocuk, Meryem çocuk yetiştirme, Nesibe kadın yetiştirme hasreti bu sözlerimin soğuk gelme nedeni oldu. Size ben ağabey olarak konuştum. Başka türlü de yapabilirsiniz. Dilerim Allah'tan, yüzlerce kere dua ederim ki bu sözlerimde isabet etmemiş olayım da. Her halükarda paldır küldür çarşaf giydirdiğiniz çocuğunuz, paldır küldür hafız yaptığınız çocuğunuz, Abdülkadir Ceylanilerden Ebu Yusuflara kadar büyük ulemanın fikirlerini, mücadelelerini, tartışma konularını, cin konularını, gayb konularını 7 yaşında öğrenmiş çocuklarınız. Dilerim ki Allah'ın salih kullarından olsun. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbi kabul buyur böyle. Ama başınıza bela olduğu gün o çocuklar, lütfen bir rahmet temennisini bir Fatiha'yı kardeşinizden acımayın. Bari bu vefayı gösterin. Rabbim sizlere, bizlere, hepimize salih ve salihe çocukların anneleri, babaları olmayı, bu mutlulukla gözümüzü bu dünyadan kapatmayı, cennete de çocuklarımızın şefaatleriyle girmeyi nasip etsin. Hasretimiz budur, sevdamız budur. Ama kardeşlerim, kolay değil bu. Kolay değil. Peygamberleri bile bunaltmış bir meseledir bu. O kadar kolay değil. Ama asla imkansız da değil. Sabır istiyor, akıl istiyor, gayret istiyor. Evlat yetiştirmeyi, şeytana karşı en büyük cihat olarak görmeyi, bir mümin çocuk yetiştirmeyi Allah'ın izniyle Kudüs'ü fethetmek kadar mübarek gören anlayışla mümkündür bu. Ve son sözümü söylüyorum. Çok değerli kardeşlerim, sakın çocuklarınız 15 yaşında hafız oldu, 25 yaşında evlendirdik, çok güzel mübarek bir yuvaları oldu, elhamdülillah, iş bitti, selamun aleyküm zannetmeyin. Babalık, analık sen ölmeden bitmez. Bitmez. Bitti zannedersen sen bitersin. Analığın, babalığın bitmez. Rabbimin ne kadar meleği varsa bu dünya üzerinde, o meleklerin sayısı kadar hepimize rahmet etsin. Hepimize yardım etsin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.